Bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında sıkıntılarımız oldu. Yollarda sıkıntılarımız oldu. Ama bugün daha rahatız. Yarın daha rahat olacağız. Daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. Ve akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil var. Onları da peyderpey aşıyoruz. Ve bu arada yine gerek Milangaz, gerek Aygaz, buralardan da sanayi tipi tüplerimiz, büyük tüplerimiz, piknik tüplerimiz ayrıca illerimize gelmeye başladı. Ve bu tüplerimizi de yine illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımını yapmak suretiyle en azından bu çadırlardaki ısınma sıkıntısını da gidermiş olacaklar. Ben bu gösterdiğiniz ilgi alakaya özellikle AFAD'ın merkezinden yapılan yapılacak olan açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Ve basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum. Çünkü bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Ve bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz. Ve inşallah şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibariyle Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize inşallah onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah devletimden razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde şu anda Kahramanmaraş'taki çadır kentte önce depremzedelerle konuştu. Ardından ekiplerden bilgi aldı ve bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin 8574'e ulaştığını söyledi ve 49.133 yaralı olduğunu aktardı. Yıkılan bina sayısının ise 6.444 olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu büyük felakette 10 ilin hasar aldığını bir kez daha tekrarladı. Ve inanıyorum ki milletim sabır gösterecektir. Tüm imkanlarımızı seferber ettik dedi. Çalışmalar başta AFAD olmak üzere AFAD koordinesiyle belediyelerle yürütülecektir ifadelerini kullandı.